Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın antrenör, tesis, konaklama, ücretsiz spor kursları gibi konularda sağladığı desteklerle spor alanında atılım yapan birçok ilimizden biri olan Adana, artık kendini yurt dışında da kanıtlamış sporculara ev sahipliği yapıyor. Türkiye şampiyonluklarının yanında ülkemize Balkan şampiyonluğu da getirmiş olan çekiç atma sporcumuz Ece Narttürk de bu sporcularımızdan biri. Narttürk, şampiyona hazırlıklarını antrenörü Ahmet Dalak eşliğinde Serin Evler Atletizm pistinde sürdürüyor. Ben Ece Narttürk, atletizm çekiç atma branşıyla uğraşıyorum. Atletizme ilk başta beden eğitim öğretmeninin vesilesiyle gülle atma ile başladım. Tohum barajını geçtim ve daha sonra çekiç atma branşına daha yatkın olduğum anlaşıldı ve çekiç atmaya başladım. 3 senedir atletizmde çekiç atma branşıyla uğraşıyorum ve hala çekiç atmaya devam ediyorum. Atletizme çekiç atmadaki başarılarım, Türkiye şampiyonuyum. Aynı zamanda Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil ettim. Geçen yıl düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Balkan şampiyonu oldum. Aynı zamanda Dünya Şampiyonası'nda da final yarıştım. Bu yıl düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda tekrardan ülkemi temsil edip ülkeme madalya getirmeyi hedefliyorum. Uzun vadede ise her sporcunun hayali olan olimpiyatlara katılıp orada da ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. Ece drillerini yapabilirsin. İsmim Ahmet Dalak. Çukurova Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu mezunuyum. 9 yıldır bu işle meşgulüm. Ece ile 3 sezondur çalışıyoruz. Tabii bu sürecin içine korona da girdi. Ece korona rahatsızlığına yakalandı. Bu yakalanmasına rağmen düzelir düzelmez biz antrenmanları kesmeden devam ettik. Ece olimpiyat sporcusu olabilecek kalitede bir çocuk. Böyle bir kumaş. Ece ile aslında çok geç karşılaştık biz. Ama Ece çok yetenekli bir çocuk ve biz bu arayı çok hızlı kapatacağımızı düşünüyoruz. Bu sene Dünya Gençler Şampiyonası'nda Ece ile olan hedefimiz ilk önce final yarışması, sonra kürsüye uzanıp bayrağımızı çektirmesi. Ece ile ilgili en yakın hedefim Dünya Şampiyonası. Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası dışında da uzun vadede hedefimiz olimpiyatlarda kürsü alabilmek. Devletimiz bu noktada çok üst düzey performans gösteriyor. Adana'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin ve Sporcu Eğitim Merkezi'nin tesisleri bulunmakta. Ve tohum ve SEM sporcuları bu tesislerden en üst düzeyde faydalanmakta. Yatılı ve gündüzlü olarak iki ekip de var ve herkes kondisyon antrenmanları olsun, konaklamaları, yemekleri, tüm malzemeleri, antrenman malzemeleri, yarışma malzemeleri, bunların hepsi karşılanıyor devletimiz tarafından. Bunlarla ilgili çocuklara çok büyük ivme kazandırdığını düşünüyorum. Çocukların müsabakalara gitmeleriyle ilgili hiçbir problem yaşamıyoruz. Antrenmanlarıyla, malzemeleriyle, performans destek ekipleriyle her şey dolu dizgin, başarıya ulaşma yolunda tam gaz ilerliyoruz. Psikoloğumuz, diyetisyenimiz, spor masörümüz, kondisyonerlerimiz, biz hocalarımız hepimiz elimizden geleni sporcular için yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çocuklar bu spora başlamak isterlerse ilk önce Gençlik Spor İl Müdürlüklerine müracaat yoluyla başvurabiliyorlar. Gençlik Spor İl Müdürlükleri çalışan biz atletizm antrenörlerini yönlendirirler. Ayrıca biz devletimizin yapmış olduğu 3. sınıf, 4. sınıf ve 5. sınıf taramalarıyla ilkokullarda taramalar yaparız. Ve orada yetenekli olduğumuzu düşündüğümüz çocukları sıralarız. Aslında bu sıralamayı da bakanlığımız yapıyor ve branşlarını belirliyor. O sıralamada atletizm sonucuna varılan çocuklar bize gelir. Biz buradaki antrenörlerimizle birlikte çocukların branş rehberliğini yaparız. Yani
kendilerinin gençlik sporu müdürlüklerine başvurularıyla ve bizim yapmış olduğumuz yetenek taraması sonucunda atletizm branşı yapabilir sonucuyla bize başvuru yapabilirler ve başlayabilirler. Hadi bakalım. Sola doğru uzat. Sola doğru uzatmayı hissediyorken altını çıkarak. Burada nasıl daha oluyorsa orada da aynı daha olmuyor. Kısa yoldan indirmek. Antrenörümle biz bir ekibiz. Bugüne kadar kazandığım bütün başarılarda onun emeği çok büyük. Antrenörümle birlikte 3 yıldır çalışıyoruz ve çok büyük yollar kat ettik. Ve bir o kadar da kat edeceğimiz yollar var. Antrenörüm spor hayatımda ve sosyal hayatımda bana en çok yol gösteren kişilerden birisidir. Ona çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bize verdiği en büyük katkı Türkiye Olimpiyatları Hazırlık Merkezi. Ben de oraya kayıtlı bir sporcuyum. Orası gerek tekniksel malzeme, gerek konaklama alanında sporculara bayağı destekte bulunuyorlar. Bunun yanı sıra Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin bize sağladığı teknik bir ekip var. Gerek diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, masöz olarak. Onlarla bir teknik ekip olarak çalışıyoruz. Onların da desteğiyle biz de hedeflerimize ulaşıyoruz. Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şehirde sporun yaygınlaşması için basketbol, tekvando, jimnastik, judo, voleybol gibi birçok branşta spor kursları açıyor. Ücretsiz olan bu kursların büyük bölümü 1500 seyirci kapasiteli Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Şehir merkezinde 9000 metrekarelik bir alana yapılmış olan Menderes Spor Salonu, basketbol sahasının yanında sahip olduğu antrenman salonları ve uluslararası müsabakalara uygunluğuyla ülkemizin en önde gelen spor tesislerinden biri. Aynı zamanda lig maçlarına ve profesyonel sporcuların antrenmanlarına da ev sahipliği yapan tesis, günlük yüzlerce sporcu girişiyle Türk sporuna katkı vermeyi sürdürüyor.
Adana, güreşte de ön plana çıkan illerimiz arasında. Bu başarıda İsmet adlı güreş eğitim merkezinin payı büyük. Sahip olduğu antrenörlerle illerini ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil eden sporcular yetiştiren tesis, birçok şampiyon güreşçiye ev sahipliği yapıyor. 2019 Balkan şampiyonu Ekrem Aslan da bu güreşçilerimizden biri. Merhaba, ben Ekrem Aslan. 18 yaşındayım. Güreşe babamın sayesinde başladım. Güreşler oluyordu yaylalarda. Gidiyorduk babamla, izliyorduk ve güreşi beğendik. Yani 10 yaşında güreşe başladım. 10 yaşından sonra seçmelere katıldım. İsmet adlı güreş eğitim merkezini kazandım. O zamandan bu zamana kadar burada spor eğitime devam ediyorum. Başarılarım farklı yaş kategorilerinde madalya almak, Türkiye'de madalya almak ve bunları kazanarak Balkan Şampiyonası'na hak kazandım ve Balkan Şampiyonası'na gittim 2019 Bulgaristan'da. Orada da Balkan Şampiyonu oldum. Başarılarım bunlar. Şu ana kadar Balkan Şampiyonası'nı kazandım. Bundan sonraki hedefim Avrupa Şampiyonası'nda madalya alabilmek inşallah. Ondan sonrasında da Dünya Şampiyonası'nda ve Olimpiyat'ta madalya alabilmek, orada yarışabilmek. O yüzden bir sağa çekeceğin, sola çekeceğin adamı istediğin oyuna hazırlaman lazım. Onu da nasıl yapacağız? Elenselerle bozmamız lazım. O yüzden elenselerle bozup ondan sonra gireceğiz. Evet, bravo. Adım Gökhan Yıldız, yaklaşık 10 yıldır güreş antrenörlüğü yapıyorum. Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde 6 yıllık antrenörlük hayatım var. Ekrem'le de bu zaman zarfı içerisinde 6 yıldır çalışıyoruz. Ekrem'le olan hedeflerimiz tabii ki ilk önce Avrupa Şampiyonası. Önümüzde o Avrupa Şampiyonası var, ona hazırlık yapıyoruz. Ve diğer sporcularımızla da alakalı büyük bir çalışma içerisindeyiz. Hedeflerimiz ilk önce Avrupa, sonra dünya, tabii ki de amatör sporun ruhu olan Olimpiyatlarda sporcularımızın güreştiğini görmek, madalyalar aldığını görmek ve tabii ki de altın madalya. Adana'nın Türkiye güreşindeki yeri gayet güzel. İsmet adlı güreş eğitim merkezi olarak yetiştirdiğimiz sporcular ümitlerde, büyüklerde çeşitli madalyalar alarak ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecekler. İsmet adlı güreş eğitim merkezi konumu olarak Kahramanmaraş Güreş Eğitim Merkezi, Adana Güreş Eğitim Merkezi ve Mersin Güreş Eğitim Merkezi olarak yoğun bir çalışma bölgesinde. Sporcu bulmak gayet zor oluyor 3 tane güreş eğitim merkezi olduğu için. O yüzden biz de yoğun bir şekilde altyapıya önem veriyoruz. Gençler spora il müdürlüklerine başvurarak oradan kayıt yaptırabilirler veya yetenek taramasından gelen sporcular oluyor. Onları alıp çalıştırıyoruz. Veya kendimiz taradığımız, çevremizdeki okullardan bulduğumuz, yetenekli gördüğümüz çocukları alıp çalıştırıp SEM bünyesine katmaya çalışıyoruz. Devletin sporcularımıza katkısı burada yatılı oldukları için maddi manevi tüm imkanları sağlıyorlar. Tesis, personel desteği, kılık kıyafet desteği, okula gidip gelirken araç desteği. Bütün imkanlarımızı devletimiz karşılıyor. Bunun karşılığında da en iyi şekilde sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Thank you.
burada hepimiz bir aile gibiyiz. Zaten yeri geliyor hocalarımız bize anne gibi oluyor, baba gibi oluyor, abi gibi oluyor. Hepimiz yani biriz. Onlar bize destekçi oluyor. Onlar sayesinde bu başarıları elde edebildik. Ve devam edeceğiz yani. Hedeflerimiz büyük. Onların sayesinde iyi bir yerlere geleceğime inanıyorum. 8 yıldır burada yurtta yatılı kalıyorum. Hocalarımız, antrenman salonumuz, tesisimiz, yemek içmemiz, okulumuz hepsini devlet sağlıyor. Ben de bunun karşılığında emeğimin karşılığını almak istiyorum. Devletimizin karşılığında yani madalyalar çok kazanmak istiyorum. Adana'nın sahip olduğu en önemli spor tesislerinden biri de Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu. İkisi açık, biri kapalı olmak üzere 3 yüzme havuzu ve fitness salonundan oluşan bir kampüste yer alan havuz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, spor okulu öğrencileri ve havuz abonelerine hizmet veriyor. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edilip tüm illerde uygulanan Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında 7-14 yaş grubundaki yüzücüleri de ağırlayan havuz, 1800 seyirci kapasitesiyle Adana'nın en önemli spor tesislerinden biri. Adana'nın en modern spor tesislerinden biri de Yeni Adana Stadyumu. Şehir merkezinde 100 bin metrekarelik bir alana yapılmış olan stat, futbol sahasının yanında sahip olduğu antrenman salonları, teknolojik özellikleri ve 33 bin seyirci kapasitesiyle ülkemizin en önde gelen spor tesislerinden biri. 2021 yılında açılan tesis, aynı zamanda Çiltar Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü sporcularına da ev sahipliği yapıyor. Geçmişinde 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan kulüp, şu anda da kadın ve erkek takımlarıyla Süper Lig'de mücadele ediyor. Müsabaka hazırlıklarını Yeni Adana Stadında sürdüren İhtisas Kulübü, bugüne kadar milli takımlarımıza da sayısız sporcu kazandırmış durumda. Adana, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri projesi kapsamında spor kenti ilan edilen 22 il içinde yer alıyor. Bu nedenle Adana'da kano, kürek, atletizm ve yüzme branşlarında sporcular yetiştirilmeye başlanmış durumda. Ebru Akınal ve Nigar Demiroğlu da projenin kürek branşında ön plana çıkan sporcularımızdan ikisi. Ülkemizde birçok şampiyonlukları bulunan ve yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcularımız hazırlıklarını Sarıçam ilçesinde bulunan kano ve kürek eğitim tesisinde sürdürüyor. We'll be right back.
Merhaba, ben Nigar Demiroğlu. Kürek sporuyla yaklaşık 7-8 yıl önce tanıştım. Ben ortaokuldayken antrenörlerimiz okullara gelerek sporcu arıyordu ve beni orada seçtiler. Böylece başladım. 2 yıl minik, 2 yıl yıldız çektim. Profesyonel olmayarak yaptım. Son 4 yıldır profesyonel bir şekilde yapıyorum. Ben de Ebru ile beraber ilk kez mil takım kadrosuna dahil oldum. 2018'de Balkan Şampiyonası'nda yarıştım. Ondan sonra 2019'da Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 4 tek çektim. Orada 4. oldum. 2020'de Ebru ile U23 2 tek yarıştım. Tekrar 4. oldum ve 2021 yılında Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. Tekrar 4. oldum. Ve en sonunda 2021 Eylül'de yapılan U23 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandık. Dördüncülüğü kırdım ve ikincilik madalyasını sonunda aldım. 2018 Balkan Şampiyonası kampında aynı odada kalıyorduk Ebru'yla. Orada tanıştık. Daha doğrusu ben onun yarışını izlemiştim ve çok başarılıydı tek çifte de. Böyle tanıştık. Aynı anda girdiğimiz için bir sohbet muhabbet oldu. Sonrasında neden olduğunu bilmediğim şekilde ekip olmak istedik yani ikimiz de. Sonra ben Fenerbahçe'ye transfer oldum. Fenerbahçe kulübüne geçtim. Orada biz iki çifte çekmeye başladık. Böyle hedeflerimiz adım adım aslında normal bir konuşma içinde geçen ama gerçekleşen büyük hedefler oldu. Benim de hedefim her sporcunun olduğu gibi olimpiyatlarda yer almak. Bunun için her sene bir adım daha ilerlediğimi düşünüyorum ve 2023'te Paris için kota almayı hedefliyorum. Yaklaşık 7 yıldır TOM projesi içindeyim. Buradaki tekneler, kalacak yer, yiyecek, içecek olsun. Her şey zaten gençlik spora, TOM'a ait. Milli takımda yer almamın en büyük sebebi buradaki çalışma ortamı. Bu yüzden gençlik spora, Türkiye Kürek Federasyonu'na, TOM'a teşekkür ediyorum. Kürek sporuyla 2016 yazında televizyonda gördüm. İlk kez olimpiyat kotası alınmıştı ve çok ilgimi çekti. Daha sonra da İstanbul'a döndüğümde İstanbul'da Fenerbahçe Kulübü ile iletişime geçtim ve 2017 Nisan ayında 5 yıl önce bu spora başlamış oldum. Öncelikle ilk yıl 2018 Balkan Şampiyonası'nda milli takım kadrosuna seçildim ve ilk kez Balkan şampiyonu olan ekipte yer aldım. Daha sonra tabii ki bu başarıyla beraber hedeflerimiz de arttı ve Avrupa Dünya Şampiyonalarına katılabilmek için hep milli takım kadrosu içerisinde yer almaya çalıştım. Ayrıca 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 3 yıl üst üste Büyükler Türkiye Şampiyonu oldum. Bu daha önce bizim kadın takım olarak yapmadığımız bir şeydi. O yüzden bizim için de çok güzel bir başarı.
Daha sonra Nigar'la beraber 2020 Eylül'de U23 Avrupa Şampiyonası'na iki tek kategorisinde katıldık. Orada da hedefimiz madalya almaktı ama çok ucundan kaçırdık. Orada dördüncü olduk. Bu sonuç bizi çok üzdü ama aynı zamanda da bize çok şey kattı ve bu sayede yolumuza daha iyi bir şekilde devam edebildik. Daha sonrasında 2021 Dünya Şampiyonası'na katılmaya başarısını gösterdik. Orada da dördüncü olduk. En sonunda da 2021 U23 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyayı boynumuza takmayı başarabildik ve hayallerimize ulaştık. Hedefimiz öncelikle madalya aldıktan sonra kendimizi uluslararası arenada varız, biz de buradayız gibi görebildiğimizi fark ettik ve neden Paris Olimpiyatları'nda da olmayalımı düşünmeye başladık. Şu an için hedefimiz 2023 kota yarışlarına katılabilmek ve o yarışlarda olimpiyat kotası alabilmek. Ben Gökhan abiyle 2018 milli takım kadrosundayken tanışmıştım ve kadın takımdan sorumlu kişi o olduğu için direkt onunla iletişim halindeydik. Hem Adana'daki çalışma sistemini çok beğendiğim için daha sonra Adana TOM'a geldim. Onunla çalışmak istediğim için. Hem stres yönetimi hem nasıl ayaklarımın üzerinde durabileceğim ve daha iyi bir sporcu nasıl olabileceğimi hep kendisinden öğrendim. O yüzden aramızda çok daha farklı bir bağ var diyebilirim. Daha yapacağımız çok şey olduğunu düşünüyorum ama şu ana kadar yaptıkları, bizim için yaptıkları için de ona teşekkür ederim. Ben spora 5 yıl önce İstanbul'da başladım ve İstanbul'un yoğunluğu sebebiyle çok yoruluyorduk. Hem sporculuk hem öğrencilik çok yoruyordu beni. Bu sebeple üniversite sınavı sonrasında Adana'ya gelmeyi tercih ettim ve TOM projesine dahil oldum. TOM projesine dahil olduktan sonra tamamıyla burada yaşamaya ve buradan destek almaya, hem tekne ekipman desteği, hem kalacak yer desteği, hem de daha iyi bir çalışma sistemin içerisine girme destekleri alabildim. Bu gerçekten benim spordaki başarımı çok hızlı bir şekilde arttırdı. Çünkü TOM'a girdikten sonra hem dünya hem de Avrupa şampiyonalarına daha çok gitmeye başladım. TOM'un açılımı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi ve benim de hedefim olimpiyatlara gitmek olduğu için burada bu hedefime ulaşabileceğimi düşünüyorum. Merhabalar, ismim Gökhan Aksoy. Yaklaşık 15 yıldır kürek antrenörü yapıyorum. Bunun ilk 10 yılını Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde antrenörlük yaparken son 5 yılda da TOM projesinde çalışmaktayım ve aynı zamanda kadın kürek milli takım antrenörü yapıyorum eş zamanlı olarak. Nigar'la yaklaşık 6 yıl önce TOM projesinde görevlendirildiğim zaman tanışma fırsatı bulmuştuk. Ebru ile de 2018 Balkan Şampiyonası yarışlarında beraber çalışma imkanı bulmuştuk. O yarışta da hem Ebru hem Nigar Türkiye'de ilk defa bu klasmanda Balkan şampiyonu olmuşlardır. Özellikle böyle sıralayabiliriz tanışmamızı. Hedeflerimizi söylemek gerekirse her sporcunun olduğu gibi bizim sporcularımızın da hedefi tabii ki de olimpiyatlar. Bunun için çok ciddi bir çalışma içerisindeler. 2024 Paris Olimpiyatları bizim için artık hayal değil. Kürek sporu Türkiye'deki yeri son yıllarda çok ciddi bir ivmelenme içerisinde. Bundan 10 sene öncesine konuşacak olursak, hani o zamanlar dünyada 10. olmak ya da 15. olmak büyük bir başarı olarak sayıyorken, şu anda neredeyse madalya alamadığımız için üzülür hale geldik. Son yarışlarda, son dünya şampiyonasında ve Avrupa şampiyonasında kazandığımız madalyalar bizim artık buralarda sağlam adımları ilerlediğimizi de gösteriyor. Then moving to the next race to Turkey lane 3, Italy lane 4, and the Ukraine lane 5. And as you can see from the replay on the big screen, Adana bugün Ece, Ekrem,
Ebru ve Nigar gibi yurt dışında ülkelerini en iyi şekilde temsil etmiş, gurur duyulacak sporculara sahip. Dahası, olimpiyat hazırlık merkezlerinin etkisiyle birçok farklı ilimizde de benzer başarılara ulaşacak sporcular yetişiyor. Yatırım, destek ve sporcularımızın sahip olduğu özgüven sonucunda ortaya çıkan bu atılım sayesinde sportif başarılarımız her geçen gün artmaya devam edecek. Turkey. Reprezentantki Turcji. Turkey represented by. Reprezentowane przez. Erbu Akinal. And Nigar Hatun Demiroglu.